Doğal. Yani benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir çerçeve var. Hatay konusunun gündeme getirilmesi bir psikolojik savaştır. Türkiye'nin sinirleriyle oynama konusudur. Filmlerde tetikçi mi önemli, azmettiren mi önemli diye hep düşünebiliriz. Çünkü bana göre, şimdi mesela Türkiye'de en zor şeylerden biri şu kamuoyunda. Esad'ı ya da Rusya'yı eleştirmek çok büyük bir cesaret. Eleştiremez. Tamam. Bak herkes eleştirirsin, Esad'ı eleştiremez. Esad severler var çünkü. Şu anlamda söylüyorum. Azmettiren kim? Yani Hatay konusunu papağan gibi söylettiren kim? Kesinlikle Rusya. Neden? Şimdi şöyle. Yani öyle bir gücü ya İran'da ya Rusya'da var Yani şimdi yani. zaten Esad'ın iradesinden bahsedebilir miyiz? O yüzden daha önce senin programlarını konuşmuştuk. Esad'la uzlaşın diyenler aslında Rusya'yla uzlaşmaya gerek var Evet. Esad'la uzlaşmaya. Yani valiyle mi uzlaşacaksın? Yani bizzat bu anlamda hani vali derken valilik çok kutsal bir kurum ama bölge vali, yani sömürge valisi diyelim Evet. o daha iyi olur. Ha. Şimdi şunu söylüyorum. Bak şimdi burada bayağı bir linç yiyebiliriz yalnız. Yani Esad'a Rusya'yı laf dediğimiz için. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hatay, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim şahsi meselemdir Evet. dediği bir konu. Bunu tekrar gündeme getiriyorum. Şimdi O ciddi bir öngörü yani. bu önemli bir öngörü ve şunun altını çizelim. Baba Esad rejimi, yani Hafız Esad rejimini hatırlayalım. Hatırlayalım derken tabii okuduklarımızdan. Biz o zaman yoktuk da. Yani 60'lar 70'leri bahsediyorum. Özel 67 Savaşı'ndan sonra İsrail'le Suriye'nin şöyle bir politikası var. Ben doğrudan ne Türkiye ile ne de İsrail'le bir savaş kazanma şansım yok. O zaman ne yapacağım? Ben terörü destekleyeceğim. Türkiye'ye karşı desteklediği PKK terörü var. Asala terörü var ve çeşitli fraksiyonlar var. O çeşitli fraksiyonlar da bazı noktalarda ne yazık ki Türkiye'de çok alkışlanan demiyor, belli kesimler tarafından fetişleştirilerek bakılan kişiler. Adlarını söylemiyorum reklam olmasın diye. Şimdi Orada da büyük tartışma çıkıyor sonra. Ondan da tabii muhitleri oradan var. da hemen bilinç yiyorsun. Çünkü baba Esad rejimi de oğul Esad rejimi de bir terör rejimidir. Bunun adını iyi koymak lazım. Ha şimdi Rusya'nın vesayeti şu anda. Eskiden de Rusya'nın Sovyetlerin vesayetindeydi. Tabii Ya canım. bu bir yeni bir konu Bu değil. Onu Suriye anlatmaya Savaşı ile olan bir çalışıyorum. şey değil canım. Şimdi Öncesinden beri. teşhisi doğru koymak lazım. Ben hatta şöyle diyorum. Atatürk'ün o öngörüsüyle aslında Hatay deyim yerindeyse bu bölgede bir Türk Seddi'dir. Bu bölgede kurulacak çeşitli etnik ya da değişik yapıların Akdeniz'e Akdeniz'e açılmasına. Evet. açılmasını ve ulaşmasını engelleyen. Bu noktada o yüzden nokta atışı dedim. Nokta atışı dememin sebebi şu. Mesela şu soru soruluyor, ne işimiz var İdlib'de? Ya Hatay işte. Yani ne işimiz var İdlib'de diye soruyorsun ama Hatay. Adam Hatay'ı yalandan da olsa kendi ülkesinin toprak bütünlüğünü sağlayamayan, ülkesine terör örgütlerinin cirit attığı değil sadece aynı zamanda terör antitelerinin, terör varlıklarının neredeyse devletleştiği bir zeminde hangi cesaretle, ki cesaret demiyorum ona, hangi cüretkarlıkla Hatay meselesini gündeme, Hatay'ı bir mesele olarak gündeme getiriyor. Ya da Hatay konusunu gündeme getirme cüretini ortaya koyuyor. İşte tam da bu nedenlerden kaynaklanıyor aslında. O yüzden bir nokta atışı dememin sebebi tam da budur. Bu anlamda baktığımızda Türkiye, tabii yani Türkiye Hatay bu arada hiç o Suriye elinde olmadı hiçbir zaman. hayır zaten Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Hatay'dan Bir sonra kuruluyor örnek herhalde değil mi vereyim. Çok Suriye? çok güzel bir soru sordun. Şimdi Sykes-Picot ve San Remo'da bugünkü bilgisayar teknolojisiyle copy-paste yöntemiyle oluşturulan ülkeler var. Araplar çok kadim bir halk. Çok saygı duyuyoruz ayrı bir şey. Ama mesela Irak özeline bakalım. Bizim Musul vilayetimizi aldılar. Bağdat vilayetimizi Buradan bir aldılar. haritalarına bak, bir de bayraklarına Basra bak. vilayetimizi aldılar. Copy-paste yöntemiyle Evet. bir araya getirdiler. Burası Irak, hepiniz Iraklısınız dediler. Tarihte Irak diye bir devlet yok. Suriye, dediler ki Halep-Şam bölgesi, Lazkiye bölgesi, Sancak işte bizim Hatay topraklarımız, Lübnan ki Osmanlı döneminde mutasarrıflıktı. Burası Suriye dediler, hepiniz Suriyelisiniz dediler. Şimdi yani Ürdün meselesine hiç girmiyorum. Hani Ürdün ayrı bir konu neyse. Yani şimdi bu anlamda Hocam bir bakıldığında de sonra Lübnan'a ya yok sen ayrıca Lübnanmışsın evet dediler. ha bir de devlet ki Suriye'den de önce bağımsızlıklarını ki bu anlamda bakıldığında Suriye aynı zamanda Baas ideolojisinin doğduğu bir yer. Hatta onların ünlü bir sloganı vardır. Vahda Hurriya İşrakiye dedi. Birlik, özgürlük, sosyalizm olarak ifade ettikleri. Bu nasıl bir Arap milli? Ulus devlet milliyetçiliği midir? Pan Arabizm midir? İslam'a bakış açısı nasıldır? Araçsal bakar. Arapları bir araya getirmek için bu anlamda ifade eder. Ve bu rejim kurulduğu andan itibaren bunu da söylemek bir cesaret Türkiye'de. Türk düşmanlığıyla kendisini ifade etmiştir. Dolayısıyla terörü bu kadar sene bize karşı desteklediler ve bu anlamda bakıldığında
Bu operasyonlara çok dikkat etmek lazım. Türkiye'ye yönelik bu anlamda psikolojik operasyonlara dikkat etmek lazım. Çünkü Türkiye'yi askeri anlamda burada yıldırmaları zaten söz konusu değil. Ama şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bu arada bu yaptıkları, geçen hafta yaptıkları evet. Bu mesele Hatay meselesi hani ilk değil yani. Değil tabii. Bunu Velid Muallim de kurduğu günden itibaren. Büyük ihtimal bir kurduğu Laskiye kıyısında kurduğu bir rakı sofrasında evet. O da Antakya kıyılarını göstererek buraları alacağız falan diyordu. Ya şimdi ancak onu Suriye'nin dışişleri, eski Dışişleri Bakanı. Şimdi, öldü herhalde değil mi o Velid Muallim? Şunu söyleyeyim. Bu Suriye sonrasıdır. Bak Esad sonrası olmayacak Suriye'de ama Suriye sonrası evet. Olacak. Yani Esad Butik Suriye'nin valisi, Şam'dan Halep'e kadar olan bölgenin valisi, Rusya'nın valisi ve İran'la bile araları şu anda o kadar iyi değil. Eskisi kadar değil yani ki bölgesel müttefik olmalarına rağmen. Dolayısıyla burada aynı zamanda Suriye sonrasının pazarlıkları yapılıyor. Yani işte PKK-PYD terörüne hangi yer verilecek? DAEŞ her zaman kullanışlı bir terör aracı. Hani Batı aleyhine bir şey olduğu zaman bak işte hemen terör var diye bunu ortaya koymak açısından. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda yani Esad rejimi, Esad sempatizanları, Rusya bütün bu noktada bakıldığında Türkiye'nin hani işte İdlib meselesi biraz önce o yüzden özellikle gündeme getirdim. Ne işimiz var diye sorulduğunda İdlib'teki etkinlikten ve kontrolden vazgeçmek demek Hatay'ın güvenliğini tehdit altına almak demek. Bunu çok iyi görmek lazım ama ben her zaman şunu söylüyorum. İç kamuoyunda bu konu iyi anlatılmıyor, anlatılamıyor. Yani bunu böyle bir basit zafiyet olarak söylemiyorum. Belki çok teknik bir konu gibi görülüyor. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Ama ülkenin doğrudan toprak bütünlüğüyle, güvenliğiyle ilgili bir bakış açısının olduğunu bence daha fazla anlatmak lazım. Çünkü sanki hani Türkiye canı sıkılmış, Suriye'yi karıştırmış, Suriye'de çeşitli bir takım maceraların içerisine girmiş gibi bir algı var. Yani Suriye ilk karıştığında tabii çok farklı parametreler vardı. Ama bugün gelindiğinde baktığımızda pek çok Suriye ile karşı karşıyayız. Hatta bunu ben Irak'la beraber ele alıyorum. Yani Doğu Akdeniz'den Basra Havzası'na kadar olan bir alan devletsizlikle karşı karşıya. Biz devletiz. Karşımıza devlet yok. Ve pek çok devletçik yürüyor. Hatta bunlara Kasi State diyor. Yani yarım devlet dedikleri yapı. O yüzden bu anlamda bakıldığında Arapları devletsizleştirmek, başka etnik kimlikleri devletleştirmek gibi bir arayışın da olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymak, yani teşhisi doğru koymak lazım. Ondan sonra da bu tür provokasyonların tabii karşılığı yoktur ama Türkiye güçlüdür, doğru. Ama psikolojik operasyon olarak son dönemde Türkiye'nin üzerine ciddi anlamda bir psikolojik operasyon var. Bu da onun bir parçası. Bunu durup dururken yapmadılar. Rusya'dan sufle verdiler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.